O da ne demek? Drama. Google'a yazmamam gereken bir şey galiba. Ay dur yazayım. Okay. Bu ne lan? Yapmak isteyen de benim taklidimi yapmaya başlamış ya. Çok ilginç. Hadi. Çare bak çare. Hastalık mı? O da ne demek? Google'a yazmamam gereken bir şey galiba. Ay dur yazayım. Çağrı, drama kamerasını ayarlamamışsın kanka. Sol alttan alman lazım. Sağ alta doğru alman lazım. Kameraları kapatıyor bak. Okay, ben anlamadım sen. Yine... Film kasmak isteyen de benim taklidimi yapmaya başladı. Alıyor. Ya, çok Hadi. Bu çocuk izlenmenin kokusunu aldı arkadaşlar. Bu çocuk bu adam izlenmenin kokusunu aldı, onu söyleyeyim. Anacım kendi kendine laf Kavga. etmişsin aslında. Üzücü olmuş. Arkadaşız zannediyordum. Anacım mı diyor? Komikmiş. Niye böyle bir şey yaptı yayında? Hiçbir fikrim yok. Normalde görüştük. Kendisi gelip evimde de kaldı. Güzel de vakit geçirdik. Çok güzel, harika sohbetler ettik. Bilemedim. Bilemedim. Biraz buradaki arkadaşlar alıştım artık. Çünkü neden biliyor musunuz? Buradaki her Reklam sever 3 liraya. Ufak bir reklama 500 TL atayım, yaparım dersen atayım reklam link falan demiş. At kanka, yaparım. Ama nasıl bir reklam olacağını önden reklama at. Ben bakayım reklama, yaparım dersen isteyeyim parayı. yayında Sonra anlaştığı çete şeye bak. çekeriz oğlum, manyak. Bu ses ne ya? Ne sesi Ne? kanka? Bir yerden kedi sesi geliyor. Hasta ya. Bu başlık namına koyayım. Erdem bu kadar pozitif tatlı konuşması. Oo, girmemiş girmemiş dramaya yine. Tuğkan veya Kemal değil, arkadaşım olarak birileri diyor muhtemelen. Enfis olabilir. 100K mı kazanıyor demiş ayda bir. Ne demiş oğlum çare? Senden geliyor bize bir Herkes şey geliyor. böyle. Ben hiç duymadım. Buradaki bütün yayıncılar böyle. Gelirler yüzüne çok güzel davranırlar. Anna Deniz'den bahsetmiyorum şu anda. Muhtemelen o ona söylediğimi düşünerek İzleme. böyle bir şey söyledi. Ama hiç mi tanımadın evinde kaldığın kızı diyorum. Çağırıyor. Neyse. Çağır, öyle bir durumda kalmış ki. Artık ekrana verdik. Ulan konuya da girdik. Şimdi kulaklıktan bir ses geliyor, yemedi. Kedi sesi olmadı. Bu bir yerden bir çıkış bulması lazım bu çocuğun. Madem böyle bir konu açıldı, ben Anna Deniz harici konuşacağım. Diğerlerinden bahsedeceğim. Sıkıldım artık. Çok kez yayını bırakmayı düşündüm. Ya ben ne yaptım ya? Niye ben, Allah Allah, bana niye atsın ya? Manyak. Allah Allah. Yanlış anlaşılmamış aralarında. Bak bak. Hayret bir şey ya. Gerçekten çok kez yayın hayatını bırakmayı düşündüm. Arka tarafta bilmediğiniz şeyler var. Büyük yayıncıların yaptığı mobbingler var. Sadece bana değil, bunu herkese yapıyorlar. Bizi çok önemsemiyorlar. Ama sizden çok Çağrı, korkuyorlar. mobbing ne demek? Mobbing ne demek biliyor musun? Söyleyeyim sana. Mobbing demek Mobbing ne ya? Bobin mi? Mobbing, mobbing. mobbin nerede? Bak, iki kişi araya girdi. Bobin olarak döndü kelime, amına koyayım. Mobbing üstüne baskı yaptırarak yapılan. Bu Büyük şey. yayıncı dedin. Sen içinden misin böyle? Onu ben kimseye mobbing yapmam ki. Ya Çünkü konuyu sizden anlayamadık yani, anladın mı? Kanka, Twitch yayını yapıyorum. League of Legends ağırlıklı bir kitleye ulaşmak amacım. Şimdi yaparım diyormuşum. Diyor musun? Kanka, League of Legends ağırlıklı bir kitleye ulaşmak amacınsa bu kanalda reklam yapman çok mantıklı. Çünkü çok söyleyeyim, alakasız yani biz gerçekten. yani çılgınlar gibi League of Legends oynayan bir kitle olduğumuz için. Kemal gülüp geçecek. İzleyin, hiç girmez bu dramalara. Yok, şimdi şeyi anlatacağım ya. Arkada kimler mobbing yapıyor. Gerçekleri konuşacağım bu yayın, ondan bu yayına. Nasıl söyleyeyim?
Ya öyle reklam yapamıyorum ya. Öyle reklam yapmam için para atmana gerek yok kardeşim. İkini söyle okuruz yani. Gelemek isteyen gelir bakar da öyle de reklam tam o reklam olmuyor yani. Aman Nick'ini duydum gidin yayınla demiyorlar yani, anladın mı? Para kazanıyorlar. Ben bu insanlar yüzünden psikolojik tedavi gördüm. Kullanmamam gereken ilaçlar kullandım. Vücuduma ağır gelen, yan etkileri çok olan ilaçlar kullandım. Burası sert. Ama bilin ki bu insanlar sadece bana bunu yapmıyor. Aylık sadece Twitch'ten 100 bin lira kazanan, bak sadece Twitch'ten 100 bin lira kazanan insanlar. Burada Çağrı'nın yüzüne bakmak istiyorum. Bir de 3 bin lira kazanacağım işi önümden almaya o çalışıyor. Kişi. Almayın onu diyor. Mobbing yapıyor. Belki burada sadece ego savaşı dönüyor. Bu zamana kadar neden bırakmadığını söyleyeyim. Benden bahsetmediğini anladım. Baremden anladım ben. Benim olmadığını, yani dahil olmadığını anladım yani. O bareme giren birkaç yayıncı var tabii ki tanıdığımız. Onlardan bahsediliyor belli ki. Niye bu mobbinglere katlanıyorum? Psikolojimi hiçbir zaman size yansıtmak istemedim. Ama artık çok etkileniyorum. Çünkü bu insanlara ben gerçekten değer veriyorum. Arkadaşım olarak görüyorum. Sonrasında böyle şeyler görünce çok hayal kırıklığına uğruyorum. Yayını kapatmak istiyorum. Özür dilerim. Büyük darılmış ama. Büyük darılmış diyor. Yani baştaki muhabbet şu bence buradaki. Beraber kaldık vesaire. Niye birden yayında oldu? Hani bunu yayında yaptı diyor ya. Büyük ihtimalle Anna orada. Miran dur bekle, olayı çözümlüyorum şu an. Olayı çözümlüyorum. Arkadaşlık ilişkilerinden çözümlüyorum. Olay şu. Beraber daha öncesinde sıkı dostlar, arkadaşlar şu. Mesela ben Çağrı'ya böyle şakalar ya da Çağrı bana böyle şakalar yaptığında bu sorun olmuyor. Niye olmuyor? Yayın dışında konuşuyor oluyoruz zaten. Yani bu şakaları da birbirimize yapıyor oluyoruz. Miran da belki yayın dışında öyle bir şaka ona yapmayıp yayında yapıp o da yayında onu görüp yayında o an o tepkiyi söylediyse, tamam mı? O tepkiyi verdiyse aralarında böyle bir şeylik çıkmış şu an. Bununla birlikte de Miran da yine benzeri bir şey yaşadığı için, daha önceden de yaşadı o mobbing dedi yani insanların yönlendiriyorlar bilmem ne muhabbetini yaşadığı için şu anda daha fazla bozulmuş, yayında anlık olarak öyle bir tepki vermiş diye düşünmekteyim. Anna'ya dememiş. Anna selamun oğlum. Aleyküm. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı. Bu ne oğlum? Böyle bunu böyle video biter mi ya? Kemal selamun aleykümle giriyor. Bu nasıl bir şey? Yoksa Kemal mi mobbing yapıyor lan buna? Toptur. Kemal var ya. Kemal var ya. Oğlum işin şakası bir tarafa bak. Çağır bir dakika. Şakası bir tarafa, kız üzülmüş. Gerçekten her şey bir tarafa. İnsan... Arkadaşlar psikoloji her şey. Bak gerçekten burada Çağrı'ya katılırım. Psikoloji bu konuda her şey. Ne işte aradaki dostluğun, ne birine, yani herhalde bir insan ya saf bu kişiye kötülük yapayım kesinlikle şöyle olsun böyle olsun bassın bitsin diye düşünen insanlardan zaten sürekli uzak duran birisiyim. En dışarıda tutarım. Hayatımda böyle var olamaz bile böyle insanlar. Burada da benzeri bir hissi yaşıyor bence Miranda kendi içinde. Ya buradaki drama falan öyle bir muhabbet de değil bence şu an onun hissettiği. Yani arkadaş arası, anladın mı? İlişkisi yani, insan kazanmak önemli olan ya. Ne kadar kazandın önemli değil ki yani. Bugün kazanırsın, yarın kazanamazsın yani, anladın mı? Bir yerde insanın üzülmesi, şimdi ben iki taraf için yani aralarında olan bir problem. Ona yorum yapamam tabii ki ama birilerinin üzülmesini de istemem yani hiçbir şekilde. Umuyorum ki herkes mutlu mesut hayatı. Yok, aile... Bak karıştırıyorsunuz baba. Dediğin şeyle aylık 100K yani... Milyon üstü falan yani. Şeyi diye düşünüyorum. Kaç yayınlık mesela onu diyorsunuz siz. Orada Çağrı'dan bahsedebilir. Jurox'tan bahseder. Anladın mı yani? Oradaki şeyi bir... Hani bunun bir dengesinin de kurulma...
Oğlum saçmalamayın. Devam eder. Yani sonuçta yaptığın işten keyif almıyorsan. Bir de direkt isim veriyorlar ya chatte. O zaman budur abi. Varsa etrafında. O zaman o işte yapılmaz çekilmez bir noktaya geliyor yani arkadaşlar. O da bir gerçek yani. Güzel demiş şakası, adam. Biz goy goyundayız. Biz şöyle söyleyeyim yani bak Kemal de ben de hatta yani bizim tayfalarımız da yani anladın mı? Bizim yanımızdaki insanlar da Batuhan da Mete de yayın açanlar açmayanlar. Her ay 550 TL aylık şey cirosu var arkadaşlar. Da yani anladın mı? Biz hepimiz çok rahatız. Belki bu rahatlık yani birbirimize çok rahat söylemlerde bulunabiliyoruz. Belki aramızdaki o şey artık çok böyle kalkmış durumda anladın mı? Hani alınma duyguları şey kısmı kalkmış durumda ama gerçekten bir insanın kalbini de üzülmesi. Yani şu tarafa bir tık ben şey yapmıyorum. Geçen hatta Ahmet Ağa falan da gelmişti o zaman konuşmuştuk. Rekis kurulmadan önce benim yayına hatırlar gece yayında olan. Ekip dediğimiz ya da işte. Yani sonuçta mesela boss tayfa, big boss tayfa alınan birisi, yeni yayıncı olarak alınan biri ya da işte kendine müstehcen oyun ekibinde bulunan birisi ya da işte katman ekibinde bulunan birisi tabii ki de artı olarak öne geçiyor, bir şey yapıyor ama oradaki yayıncılar da çağrı onun ekibe alma sebebi de zaten o çocuğun bir şeyler yapıyor olması. Yani bu şey gibi, zamanında biz başından beri ne izledik şimdi? Müzik yapmışım, yayınlara bir katkı olmuş, bir şey olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Bu aslında yönlendirme değil. İlk zaten o insanın içinde var. Şimdi Çağrı istediği kadar ne yaparsa yapsın bilmem ne. Yani Big Boss Life'da ve Çağrı'daki etkiyi anlatayım mesela en basitinden. Çağrı da sonradan katılan birisi ve izleyicisi de sonradan tavan yapan birisi. Bence bu çalışmayla, bu disiplinle, yaptığı kontentle, içerikle yine bu adam izlenirdi zaten. Big Boss Life belki bunu biraz geri çekti. Belki bizim de içimizde hani çünkü benim bildiğim şeyler var. Ferit'in bildiği şeyler var. Çağrı'nın bildiği şeyler var. 3 kişi zaten bu bilemediklerini birbirine danışınca bilemediği bir şey kalmamış oluyor aslında. Yanlış yönlenme yapamıyor, anladın mı? Buradaki en büyük aslında destek muhabbeti bu. Ama diğer türlü Çağrı zaten onu taşıyabilecek bir adam olmasa zaten o ekibin içinde olmuyor. Bence çok yanlış görülen bir şey bu. Mesela evet ilk başta Zahreyn'le tanındım. İşte Vıtıcın'la tanındım. Vault of Gamers ya da başka yayınlarda gördünüz. Şöyle böyle oldu. Ama yani ben olmasaydım beni sevmezdiniz ki. Anladın mı? Başka biri bana demedi ki senin karakterin bu olacak. Müzik yükle, bilmem ne yükle, şiveyi yükle, şunu al. Jurox olacak, Eray olacak. Böyle bir düzenleme yok. Anlatabiliyor muyum? Ben vardım zaten, oyun oynadım, bir ekip vardı, onlar da ayrı sevildi. Yani hani ondan dolayı buradaki yönlendirmeleri ben tam olarak böyle o kafa değil. Miranda'nın anlattığı da sizin dediğiniz değil arkadaşlar. Çağırdı da aynı şekilde. Şimdi istediği kadar Kemal efekti desin, bilmem ne desin, götümle gülerim, anladın mı? Yani 3 tane host atmamla mı bu adam geçen gün 45 bin izleniyor olacak? Ya da tüm boss live'ın aynı anda bilmem ne atmasıyla mı olacak? Belli bir içerik var, adamın uğraşı var, farklı bir şey var, amacı var, hayali var. Onun doğrultusunda gidiyor. Zaten bu adam buraya gelirdi, anladın mı? Yani benim görüşüm öyle. Burada olmasa başka bir yerde gelirdi. Başka birinin yanında olurdu. Kendi bir oluşum kurardı. Yani bir ay içinde Katman Fest'i yapıp, Lavor Host'u yapıp, bilmem ne yapıp, aldığı başka yerden aldığı içeriği yine söyleyip, buradan aldım, şurayı düzenledim. Yani apayrı bir olay var orada, anlatabiliyor muyum? Yoksa bu da şuradan çıktı, bu da buradan oldu, şu da şuradan oldu. Öyle bir muhabbet yok yani. Aramızda çok konuşuruz. Yayıncılar da kendi arasında konuşur. Yani o kadar desteklenip yanlış tercihten dolayı olmayan yayıncılar da var. Yani bu seviyelere ulaşamayan yayıncılar da var. Çünkü adam daha yayın tarzını tam olarak oturtmamış oluyor mesela. Ya da Türkiye'de çok tutan bir tarz olmuyor mesela. Yani bu da onun tercihi. Hani bu da ayrı bir tercih. Şimdi Çağrı'nın yayınları 40 bin izlenebilecek bir kitleye hitap eder. Ama maksimum 10 bin izlenebilecek bir kitleye yayın yapıyorsan ve içerik oysa, yani içerik olarak bahsediyorum. Yani 10 bin kişinin sevebileceği bir içeriği yapıyorsan max 10-15 izlenirsin millet merak edip gelse. Ama Çağrı daha genelde yapıyor. Benim de mesela daha overall'da daha çok genel kitlenin izleme sebebi bu. Tercihi bu. Daha basic, daha komik görüyor. Daha eğlenceli görüyor. Ya her dakika gülüyoruz diyor. Anladın? Şu an bile bak sıkılıyorsunuz şeye vuruyor mesela. Kes lan diyor adam birden. Anladın mı? Çünkü ben de birazdan direkt kes lan diye hani bağırıp başka bir şeye geçebilirim. Adam o şeyi istiyor böyle. Hani aktifliği bilmem ne. En genelde, anladın mı? Yine Tuğkan abinin aynı şekilde.
Daha farklı mizaçlar. Daha şey ama o da abi şeyinde yani. Hani insanların abisi. Buradaki Çetin abisi niteliğinde. Atıyorum ben burada, Çağrı burada. Daha arkadaşı, kankası. Söver de sever de. Yarın küser de barışır da. Falan şeyinde. Anladın mı? Ferit mesela yine daha abi. Daha böyle hani biraz daha şey davranırsın. Hani anladın mı? Direkt bana öyle geliyor. Ama bunlar da zaten o şeyleri belirtiyor. İnsanların izlenmesi, ileride ne içerik yapacağı, yapmayacağı. Ha, yarın bir gün farklı bir şey yapılır edilir. Farklı bir yere de çekebilir yani. Bunu birçok şeyden görürsünüz oğlum. Çok güzel örnekleri var Twitch'te. Yani bilmeyenler biraz geçsin, böyle bir iki yayıncıda da kalmayın. Ufkunuz da açılır. Gerçekten Twitch çok güzel bir platform. Çok güzel yayınlar yapanlar var. Yani 5000-6000 ortalamada da mükemmel yayın yapanlar var. Ad videoyun adamın 4000 mesela ortalaması, 6000 ortalaması oluyor. 8000 abonesi oluyor atıyorum. 7000 abonesi oluyor. Yani bu ne kadar değerli bir şey biliyor musun normalde? Yani 20000 izlenen bir adamla aynı aboneye sahip olup ortalama olarak daha düşük olmak. Demek ki arada bir o zaman da hani şey var, anladın mı? Fark var yani, yayıncılık farkı var yani orada. Kitle farkı var yani. Birçok örneği var. Batu abinin yayınlarını çok fazla sevdiğim için söylüyorum bireysel olarak. Direkt örneğini verdim. Evet, globalde Hasan abi var. Doğru söylüyor. Helal lan, duyar konuşmalarını geliştirmişsin. Yani hep böyle bir an şeyi gibi algılanıyor bir yerde. O da bir tık yanlış. O da bir... Yani ben mesela kendim için hiç öyle düşünmedim en başından beri. İnsanlar bana... Ya herhalde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir şeyi ilk niye yapmayacağımdan bahsedeyim. Az önce mesela sen misin lan falan goy goyları döndü. Zaten Twitch'teki en büyük saldırıları almış insanlardan biriyimdir herhalde bu konularda. Hiçbir şey yapmadan bu kadar saldırı almış diyeyim. Yani zamanında DJ'lerden atılmış, içerikleri işte laflanmış, tüm ekibine işte salak denilmiş, işte atıyorum GTA oynamış, laf edilmiş, IRL yapmış, laf edilmiş, müzik yapmış, laf edilmiş. Yani bir türlü hani ne olursa oyuna geçtiğinde bile üstüne laf edilmiş, anladın mı? Apayrı bir şey diyeyim, yayın içeriği olarak ama dışarıya hiç ağzımı açmadan yani. Ama bugüne kadar hep tuttuğum şey de bu. Bugünden sonra da yaptığım şey de bu. Hiçbir zaman kitlemi yönlendirip elimde böyle bir güç var diye. Yani bu gücü ben sevginin gücü olarak görüyorum. Bunu yani sevdiğimiz şeyleri yüceltmelik kullanmamız gereken bir güç olduğunu görüyorum. Birilerini linçletmelik, işte laf atmalık, o haklıymış, bu haklıymış, ben kralım, sen şeysin, şu bu falan gibi bir olay olarak görmüyorum ben. Hiçbir zaman da böyle davranmayacağım. Ben de zamanında benzeri şeyleri yaşadığım için çok iyi biliyorum. Ama gelir konusuna gelirsek hepimiz biliyoruz. Sponsorluktan biliyorsunuz, şeyden biliyorsunuz. Kendi orada sponsorluk çizgimi, marka çizgimi, kendi yaptığım sponsorluklu içeriklerle markaların ya bu adam sponsorluğu içeriği de çok güzel yapıyor ve kitlesi bak seviyor demesiyle çok gelişti. Kimse de orada önümü kesemedi yani, o kadar sevmiyorken. O zaman mesela kesebilirdi çoğu kişi önümü. Ben mesela sadece oraya katılmıyorum. Hani o biraz şey gibi kalıyor böyle. Nasıl anlatayım? O böyle kahve muhabbeti gibi kalıyor. Kahvehaneler de konuşur ya işte. Bu aile yönetiyormuş burayı falan. Yani hiçbir zaman bilemezsin, anladın mı? Yani sonu yok, şeyi yok falan böyle. Bir muhabbete gidiyor. Ya burayı da işte şu ekip yönetiyormuş, burayı da şöyle oluyormuş falan filan diye. Yani ben birebir de yaşamadım öyle bir şey yayıncılık yükseliş dönemimde. Ki o kadar linç yememe rağmen. Aynen öyle. Arkasında kim var? Aynen. Kemal sponsorlu yayın isteriz. Bak işte, anladın. Ben şimdi sana yazmam mı? Bu hafta bir sponsorlu yayın yazalım ya. Ben bir çizeyim, yazayım şimdi. Sen yeter ki iste gülüm. Bak kardeşim, bu konuda yalan söylemem, bayağı duyar kasmayı geliştirmişsin. Ya yok, ben size hep zaten gülüm soru işareti hep söylüyorum arkadaşlar. Bunlar kendi saf basic düşüncelerim olmasa
Şimdi bir adam beni 2 aydır, 1 aydır izliyor olabilir. Ya bu Kemal de hep pozitif düşünüyor. Bunun içinde böyle bir orospuluk da vardır falan diye de düşünüyor olabilir. Haklı, var. Bu onu açıklıyorum. Normalde şerefsiz, mobbing. Hayır. Ne diyecektim amına koyayım ya. Yine bak şaka uğruna gitti bak. Mantıklı konuşma şaka uğruna gitti, gördün mü? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam canım. Kanka var ya, bir şey söyleyeyim mi? Seni izlerken aynı neredeyse çok yakın cümleler kurduğumuzu fark ettim. Oğlum zaten bizim bu kafa çok uyuşuyor. He, tam onu diyordum. Bu kafa deyince, yakın deyince. Normal yani 3 yıldır daha bir şey yakalayamadıysanız, atıyorum. Çünkü deli gibi yakalamaya çalışan var. Bu adamın şurada bir yanlış olsun, burada bir şey olsun, şu olsun, bu olsun diye. Kendi artık şeyi anlamanız lazım. Bu adam yayın dışında da böyle düşünüyor. Yani yayın dışında, hatta Çağrı ile benim çok güzel bir örneğimi vereceğim. Birebir olarak. Şöyle bir uyarı aldığımız oldu. Kimden aldığımızı ya hangi konuyla ilgili olduğunu söylemeyeceğim. Salak mısınız ya siz, dediler bize. Siz ne milletin düşünüyorsunuz? Yeter artık yani, bir kendinize bakın. Hani hiç gerek yok. O ona olur mu? O burada şöyle olur mu? Böyle o anksiyete de var bizde, anladın mı? Ya buradan bu alınır mı? Şuradan şu olur mu? O oradan zarar görür mü? Ya kitlemiz büyüyor. Birinin ayağına basar mıyız falan muhabbetine biz kendi içimizde çok girip çok takıntı yapıyoruz. Ve bundan dolayı da uyarı yediğimiz biri oldu. Oğlum biraz da salın. Tamam, kimseye bir şey yaptığınız yok zaten. Yapsanız da zaten uyarır sizi yapan kişi falan diye. Anladın mı? Yani en basit örneği yani. Ondan dolayı da çok aynı cümlelere sahibiz Çağrı. Senle de ilk tanıştığımızda böyle tanıştık. Bu muhabbetleri ettik yani. Evet. Ya istiyoruz ki hani etrafımızdaki insanlarla beraber eğlenelim. Üzüleceğimiz zaman biz yine kendi içimizde üzülürüz. Anladın mı? Etrafa tabii neşe canım saçalım kafasında takıldığımız için aslında. İyi niyetten yani aslında baktığı zaman da. Bazen ya ben bu olaya da açıkçası üzüldüm. Hatta şey dedim yani. Pozitif olmanın kimseye bir zararı yok yani kanka, hani baktığın zaman, anladın mı? Negatif. Evet. Zaten yıl olmuş 2020 dedim yani. Virüs geliyor, evden çıkamıyoruz, anasının amı gibi bir dünyaya doğru ilerliyor olaylar, anladın mı? Hani doğru canım virüs, ya. O da mesela virüs mutasyon geçirmiş, anası 2021'de bizi ne bekliyor onu bilmiyoruz yani, mesela, anladın mı? Çağrı, şu da enteresan. Ne oldu da hangi dönemde nasıl oldu da pozitiflik, böyle pozitif olmak, olaylara böyle güzel artısından bakıp daha birleştirici yaklaşmak kötü bir şey olarak anılmaya başladı mesela. O da benim böyle hani belli bir kitle tarafından kötü anılıyor bu. Ya hadi ya pozitif canım. Bir şey söyle. Aynen öyle. Pozitif bir şey söylüyorsun. Ya amına koyayım tabii oluyor. Anladın mı? Lan amına koyayım tabilik bir durum yok yani. Anladın mı? Sen şeye de pozitif oluyorsun. Şeye inanmıyorlar. Bu adam bu kadar düzgün düşünemez diye düşünüyorlar bence. Yani bu adam bu kadar iyi düşünemez ya. Bir orospu çocukluğu vardır içinde, anladın mı? Yani bu muhabbetin sonunda bir şey vardır falan gibi bir şeye düşüyorlar bence. Ondan dolayı oluyor. Ya olabilir. Burada da 100 bin lira demiş. 100 bin lira kazanan baremi 100'e çektiği için ben biz olamayız dedim. Sonra dedim Kemal de olamaz dedim. Çünkü barem 100 ise Kemal de değildir. Barem Kemal 300 çünkü. Barem. 300'e de bana mı baremi? Dedim kim acaba bu ortadaki? Gir abi Twitch'e, göz at de benden sonra yukarı doğru git, anladın mı? İzlenme olarak o aralarda bir yerlerde birileri var yani, onu söyleyeyim. Oğlum ben ama o şeyi konusunda şok oluyorum yani. Adamların gidip DJ'de görmesem dışarıdan ben de öyle inanacağım edilen lafları, tamam mı? Adamlar sabah akşam DJ'de, atıyorum Çağrı senden bahsediyorum, buradasın diye. Bana ne laf edilmiş ki ya? Yayına çalışıyor içeri. Ya görüyorum ya ara ara işte. Mesela bilmem neyin, ya benim için de diyelim. Atıyorum işte Ferit Cao işte tanıtmasa böyle olmazdı. Ya da Çağrı böyle olmasa şöyle olmazdı muhabbetleri var ya. Adamlar bile bunun konuşulmasını istemiyorken, tamam mı? Biz zaten üzerinde sürekli dilimizdeyken benzeri şeyler sanki böyle şey gibi geliyor. Kıskançlığın eseriymiş gibi geliyor. Yani senin bu kadar çok izlenmen neymiş? İşte boss sayfada oluyormuşsun diye. Yani imkanı ihtimali yok böyle bir şeyin. Bu adam normalde de bunu yapardı. Daha fazlasını bile yapabilirdi. Kendi yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Belki 3 sene sonra apayrı bir boss sayfa kuracak adam kendi adında şeyinde. Bu da apayrı bir şey. O da sözleşme süresi. İbne ceza kilitliyormuş seni. Ben orada bir de 2 sene artı koydum, onu fark ettin mi Çağrıcığım? Fark ettim.
3 sene sonra değil miydi? Aynen öyle. Ya işin şakası bir tarafa. Evet, yani şöyle bir efekt oluyor illa ki kanka. Şimdi şimdi ben sizinle tanıştım. Ben kendi halimde bir yayıncıydım. Kimsenin chatine de gidip ayıp olmasın veya işte yanlış anlaşılmasın diye ben ayrı karakterle Warp'ta bile yayıncıların olduğu bir serverdı mesela. Onda bile dikkat ettim yani, anladın mı? O adam yayında, şimdi onun yanına gitmeyeyim. Onunla rol yaparken şuna dikkat edeyim falan filan diye. Bunlara çok böyle dikkat ederek oynamaya çalıştım ki birine yanlıyor, birine bilmem ne oluyor. Yani çoğunuza off-stream abone olmuşumdur. Hani yayında ismim gözükmesin. Bak, bu kadar detaylara dikkat ederek ben ilerlediğim bir süreç var o noktada. Evet. Orayı göremeyen, orayı bilmeyen arkadaşlar da var şimdi. Yani öyle bir süreçten geçildi ve sonrasında sizler tarafından ilk Jurox mesela bir adım attı. Jurox sayesinde işte, sonra sen, Ferit derken. Sizler tarafından sonra arkadaşlık boyutuna döndü iş. Ve benim orada zaten arkadaşlık boyutu benim için bambaşka bir yerde. Yayıncılık boyutu bambaşka bir yerde. Sen bugün bana desen ki kanka böyle böyle, ben ne olursa olsun burada yani nasıl iş içerisinde olursam olayım zaten bırakır gelirim veya işte direkt kendimi yok sayarım zaten, anladın mı? Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. Bu noktada da şöyle bir alışverişimiz oldu. Boss Life'ın tabii ki bana kattığı çok şey var. İnsan var ya her şeyden önce, yani insan olarak. Çünkü ben piyasada sponsor bilmem, hani marka çok bilmem. Kendi halimde bir yayıncıydım. Markanın bana gelmesini bekleyeceğim de bilmem ne de. Burada Boss Life'ın zaten hedeflediği şey, yapmak istediği vizyonu. Zaten hani içerisindeki yayıncıları bir şekilde promotlayabilmek, markalara bir şekilde gösterebilmek, bu süreci hızlandırmak. Bana şimdi bu sene normalde bir sponsor gelecekse, bu sene iki sponsor geldiyse, bu Boss Life sayesindedir. Yani Big Boss Life sayesindedir. Ama dediğim de şu, dediğim de bunun yanında şu. Artı olarak senden bir şey kaptım. Tabii ki konuştuk. Ben çünkü hatırlarsın, çok konuştuk yani bunların üzerine. Sen bana hatta şunu dedin. Yani nasıl bir kitle istiyorsun? Nasıl bir kitle, daha niş kitleye mi yayın yapmak istiyorsun? Evet, hani hepsi bir tercih çünkü. Genele mi yayın yapmak istiyorsun? Bu tercihleri üzerinde konuştuk yani ondan sonra. Hani bu fikir alışverişleri de çok önemli yani. Yoksa hakikaten dediğin gibi bir hostla işte bir bilmem neyle gerçekten hani bu olsa olur, anladın mı? Zaten şu anda Labs diye yani sen neredeyse her gece yayını kapatırken bir kişi host atıyor musun kardeşim? Evet, aynen öyle. O zaman bu Twitch platformunda şu anda senin bugüne kadar... Evet, 100 kişinin şu anda çıkıyor olması lazım. Ama ben şunu düşünüyorum. Çıkamamış olan adam da şans bulamamıştır belki. Yine bir hosta olmuyor. Belki hosta attığın adam gerçekten kaliteli adamdır. Ama yine hosta gidildiği için olmuyor, anladın biri mı belki de? Biri dedi ki paket paket miyiz biz IQ, nasıl kitle ne? Şöyle, nasıl kitle muhabbeti şuradan geliyor. Ya ben anlatayım Batu onu. Batu abiden güzel örnek verdik. Batu abi yo, istese... Ben şöyle söyleyeyim. Direkt o arkadaşın paket paket sorusuna direkt net bir şekilde cevap vereyim. Tamam. Yani şöyle, ben GTA RP oynarken Deli Cafer karakterindeyken gelen... İnanılmaz aptal bir kitle vardı. Yalan yok aga. Anladın mı? Mizattan yani sadece Cafer görmek isteyen, kamera açtığımda benim modumu çok düşüren, yok kamerayı kapat, yok bilmem ne yap, işte RP'yi bölme falan filan. Kendi yanımda benim hoşnut olmadığım bir kitle vardı yani, anladın mı? Yalan yok aga yani şimdi. Hı hı. Ulan Deli Cafer'i de ben zaten yapıyordum. Arkasındaki kafa benim yani onu yapan da. O esprileri bilmem neleri üreten de benim. Sen benim bir anlık kamera açıp arkadaşlar hoş, yani benim modum pozitifken, bir de yani yeni yeni yükseliyor rakamlar. Hı-hı. Benim modum pozitifken kamerayı bir açıyorum, oradan Laps diye ya kamerayı kapat amına koydum çocuğu yazıyor mesela. Ben bu kitleye yayın yapmak istemedim, açık konuşayım. Aynen. O yüzden de RP'yi bıraktım aga. Kitleden dedim, kitleden kastım o yani. Doğru işte, benzeri şeyler diyorum ya, bir yayıncı istese, dediğim gibi başarılı bir yayıncı zaten. İstediği kitleye hitap edebiliyor ama onun tercihi oluyor etmemek. Ya da adam ondan keyif alıyor, ediyor. Anladın mı? Yani hani o dediğimiz olay, zorlukları da buna göre var tabii ki de. Yani dediğim gibi ne kadar çok genel kitleye hitap ediyorsan o kadar çok da haber konusu olursun. O kadar çok dikkat etmen gerekir mesela. O kadar çok laf gelir, laf edilir falan gibi. Yani benim ilk baştaki bu kadar laf yeme sebebim belki de bu kadar direkt genel kitleyle yayınlarımın meşleniyor olması. Yani genel kitle dediğimiz de şu arkadaşlar. Oyun oynayan da izleyebilir, müzik dinlemek isteyen de izleyebilir, IRL seven de izleyebilir. Hep ama o şeydedir yani, anladın mı? Bizimki de o şeyde. Çünkü profesyonel oyunculuk yok Allah'a şükür. Olsaydı mesela başka olurdu hepimizde. Çok şükür. Onun gibi şeyler yani. Bu kadar aynen bu...
bu ciddi konuşmaya bu kadar eşlik edildiği için ara ara rahat duramayanlar olduğunu gördüm. Şöyle bir 100 TL payını da çekiyorum chat'e. Mobbing. Herkes memnun mu şu an? Halden. Okey merkez. O zaman keçi yazıyoruz, keçi. Keçi yazılıyor o zaman. Direkt düz keçi bak şöyle. Küçük keçi. Bir de patladı, bir de hype. Şunu da bir değiştirin amına koyayım ya. Orada akan şeye bak ya. Yaz 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 yaz. Ne demek oğlum? İşin şakası bu arada Uras. Zaten yayın başında şey yapmıştım ya, bugün böyle hem analım hem de böyle bir şey yapalım diye. Ben şöyle harcayacağınız 10 tane 100 TL'lik kod vereyim. Steam limitinde yılbaşı indirimleri falan gelirken de oyun alırsınız. Ne demek kabul etmiyor ya? Kabul etmiyor diyor, almıyor diyor. Alıyor oğlum. 600 küsür diyor. Bizi çekilişle kandırabileceğini düşünüyorsan çok doğru düşünüyorsun demiş. Özgün. Özgün mü yazıyor onu? Özgün müzik. Dostlar özel mesaj ha? Bottan mesaj gelene kadar yazabilirsiniz. Ha aynen. Özelleriniz açıksa Moobot'tan şey gelene kadar yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Yarın indirim başlıyormuş. İyi oldu o zaman, tamam. Ben çeker yollarım hemen. 100 TL yerine 100 euro yapsak. O dinar yapsak, dinar. O az oldu o. Adam birden şeyden 1000 liradan 10 bin liraya çıkardı ya olayı. Kuveyt dinar yapsak aynen. Chat o kadar hızlı ki bot yetişemiyor. Aynen oğlum. Maşallah ne kadar çok abone izliyormuş şu an. 1K olsun, yapıştıralım. Yazın yazın. Mesaj gelen de bir daha yazmasın da diğer arkadaşlar da katılabilirsin. Arkadaşlar. Konuşamadım ya bir de. Sırayla sırayla. Moobot'tan mesaj gelen de yazmasın. Diğer arkadaşlar da katılabilsin yani. Şu an blok blok akıyor ya, ondan alamıyor tam bot. Yo olur mu? 80 defa yazsınlar. Mete Pezevenk'i 4.'yü yazıyor bak, gördüm. Dırıtıtıtı. 2 gündür de Rise Online öğreniyorum ha. Çağrı'yla çocuklar Sarmadım oynuyor. ama. Gugu, Batuhan, Mete. Mete oynamıyor da güzel güzel sarıyormuş ya. Bakarız bakarız. Çıkış yaptığında zaten bir oynarız. Ne almış ne değermiş diye. Daha şu an bir şey yok. Sadece o neydi lan o yaptığımız şey? VS atıyoruz ya, o neydi Hangisi? lan? Böyle ekiple VS Yok atıyoruz. ama ha VS CZPK. CZPK yapıyoruz şu an, sadece yapabiliyoruz. Bir map var. Deneme PvP sürümünde aynen. yapıyoruz. Daha alfa da oyun ya. Boşu affettiriyor çekilişi, kimse de ağzını açamıyor ya. Bu ödül nasıl aldık oğlum, bu ödül? Açıkladın değil mi sen onun yayınında? Evet, bugün açıklandı işte. Bugün açıklandı, evet.